Şimdi bir özet yapacak avukatımız Sayın İlker Çavuşoğlu, özellikle Avrupa ayağıyla ilgili ve bu son soruşturmayla ilgili ve yine genel anlamda hukuki süreçle ilgili arkadaşımız, avukatımız Sayın Ahmet Karada yine bizlere bilgi verecek kısaca. Ben İskeçe Türk Birliği yönetimi olarak, İskeçe Türk Birliği başkanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın ve derneğimizin resmi yasal statüsü iade edilsin diye üçüncü kez Yunanistan adaletine, Yunanistan yargısına başvurmuştur. Bu geçtiğimiz 2021 yılının Haziran ayında nihai olarak açıklandı Yargıtay'ın son kararı. Bu karar da üçüncü kez yine red oldu. Avrupa Konseyi'nin uyarıları, çağrıları, uluslararası kuruluşların uyarıları, çağrıları, beklentileri hepsi bir kenara itildi ve yine aynı yanlışta ısrar edildi. Şimdi biz de bu durumu protesto etmek için 10 Temmuz 2021 Cumartesi tarihinde şu arkamızda gördüğünüz protesto yürüyüşünü gerçekleştirmiştik. Bu eylemi gerçekleştirmiştik. Ve bu eylemden, bu demokratik protesto yürüyüşünden tam 7 ay sonra bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın iddianamesinde benim ismim var. İşte İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu. Yanı sıra 12 soydaşımızın, İskeçe'den ve Gümüşe'den 12 soydaşımızın yine isimleri var. Soydaşlarımıza yöneltilen suç veya iddia, maske takmamak suretiyle pandemiyle ilgili tedbirleri ihlal ettikleri yönünde. Kim bunlar? Bu 12 kişi, İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete, Gümüşe Müftüsü Sayın İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Kurt, Mustafçova Belediye Başkan Adayı Sayın Önder Meçoğlu, yine Mustafçova'nın eski belediye başkanlarından Mustafa Cukal, Belediye Meclis Üyesi Murat Köse, üyelerimizden Nihat Osmanoğlu, İskeçe Gökçepınar İmamı Din Görevlisi Erkan Azizoğlu, Yastıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Gümüşe Müftüsü'nde sanıyorum saymıştım herhalde, unuttuğum kimse olmadı. Ve Şahin'den evet yine din görevlisi Hamdi Bekir ve milletvekilimizin danışmanı Gülhan kardeşimiz Gülhan Ömeroğlu da yine bu 12 kişinin arasında. Hatta ilk ifadeye gidenlerden birisi herhalde Gülhan arkadaşımız. Şimdi suçlamalar şöyle, belki Ahmet daha geniş kapsamlı anlatacak, belki hukuki terimlerle anlatacak. Konuşmalarda yani zaten tek konuşma oldu biliyorsunuz. Sadece ben konuştum dernek başkanı olarak. Türkçe ve Yunanca konuşmalar vardı. Konuşmalar da burada hatta. Arkadaşlardan rica edeyim onları da alalım. Devlet aleyhine ve yüksek mahkeme aleyhine kışkırtıcı konuşmalar yapıldığı iddiası var. Yalan haber yayma iddiası var. Bunların ne demek olduğunu tabii ben tam olarak izah edemem. Belki avukatımız daha iyi izah eder. Ve tabii ki işte yine pandemi şartlarında önlemleri ihlal şeyi var, iddiası var. Batı Trakya Türk azınlığı devlet aleyhine hiçbir zaman olmamıştır ve olmaz. Hele İskeçe Türk Birliği bu 39 yıldır sürdürdüğü bu hak arama mücadelesinde hiçbir zaman hukuk dışına çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Hele bu durumda yıllarca hakkımızın iadesini beklediğimiz durumda bizim hukuktan başka benimseyeceğimiz bir yöntem, bir yol yok. Eğer Batı Trakya Türk azınlığından bahsetmek suç ise, eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını istemek suç ise, eğer derneğimizin resmi ve yasal statüsünün iade edilmesini istemek suç ise, bu amaçla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var, bunlar uygulansın demek suç ise, Batı Trakya Türk azınlığı olarak Yunanistan'dan demokrasi ve eşitlik istemek suç ise, bunu
toplumumuzun takdirine, demokrasiye, hukuka inanan insanların takdirine bırakıyorum. Ama biz bunu İskeçe Türk Birliği olarak da, Batı Trakya Türk azınlığı olarak da bunları söylemeye devam edeceğiz. Biz Batı Trakya Türk azınlığıyız ve biz hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz. Uluslararası hukukun uygulanmasını, İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Ve yürüyüşümüzü de, eylemimizi de bunun için yaptık. Hiçbir taşkınlık olmadan, hiçbir olay gerçekleşmeden, hiçbir üzücü veya antidemokratik veya yasalara aykırı bir olay olmadan eylemimiz başlamıştı ve bitmişti. Bu eylemin 7 ay sonra soruşturmaya tabi tutulması da gerçekten akıllara durgunluk veren bir olay. Hele hele eylemden 2 gün sonra 12 Temmuz'da yayınlanan iki yerel gazetenin haberlerine dayanarak böyle bir soruşturma başlatmak gerçekten merak konusu. Ben merak ediyorum, Yunanistan genelinde 2 yıl içerisinde pandemi döneminde yüzlerce belki binlerce eylem oldu. Acaba bu eylemlerin kaçı soruşturmaya tabi tutuldu? Bizim derneğimizin yaptığı eylemin soruşturmaya tabi tutulduğu gibi. İlerleyen dakikalarda belki tekrar konuşuruz, tekrar söz alırız. Ancak ben derneğimizin bu mücadelesine verdiği destekten dolayı İskeçe Milletvekili Sayın Hüseyin Zeybe'ye teşekkür ediyorum. Sayın Burhan Baran'a teşekkür ediyorum. Müftümüz Ahmet Mete'ye, Müftü Yardımcısı Sayın Ahmet Haraloğlu'na, müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Mustafaköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu mücadele sadece bir derneğin değil, bir toplumun, bir azınlığın mücadelesi. Bu mücadelede hep birlikte varız ve hep birlikte olacağız. Bu doğrultuda da, bu vesileyle de hepinize bir kez daha buraya geldiğiniz için, bu akşam destek verdiğiniz için, hep birlikte olduğumuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.